İyi akşamlar, Açık Oturum'a hoş geldiniz. Bu akşam Aralık ayında başlayacak olan akademisyenler davalarını ve sürmekte olan gazeteci davalarını konuşacağız. Üç konuğumuz var. Az sonra Skype üzerinden Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da bizlerle beraber olacak. Şurada iki konuğumuz var. Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye tabii uzunca bir müddettir Barış Akademisyenlerinin imzalamış olduğu bildiri sonrasındaki süreci konuşuyordu. Fakat tabii Türkiye son dönemde çeşitli olayların odakta olduğu bir süreci yaşıyor. Bugünlerde New York'ta başlamış olan Sarraf davası çok öne çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları var. Bu meseleler konuşurken de bir takım ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü davaları maalesef gündemde çok fazla yer bulamıyor. Ancak bu cumartesi günü akademisyenler ve gazeteciler ortaklaşa Kadıköy'de bir eylem, bir yürüyüş yapacaklar. Hem onun da altını çizmek hem de bu konulara birazcık daha ilgiyi yaklaştırmak için bu programı düzenlemeye karar verdik. Hocam hoş geldiniz. Erol, izin verirsen önce Şebnem Hoca ile başlamak tabii isterim. Çünkü 11 Ocak 2016'da Barış Akademisyenleri olarak sonrasında tarif edilen, tabir edilen akademisyenlerin imzaladığı metin Türkiye'de çok konuşuldu ve 5 Aralık itibariyle de o metne imzalayanların bir bölümüne, önemli bir bölümüne açılmış olan davalar başlayacak. Önce tabii 5 Aralık yakın bir tarih. Yani çok önemli sayıda akademisyen, yaklaşık 450 akademisyen üniversiteden kanun hükmünde kararnamelerle atıldılar. Üniversiteler biraz daha çoraklaştı. Fakat ya bununla ilgili olarak siz hala İstanbul Üniversitesi'nde görevinize devam ediyorsunuz. Neler söylersiniz? Ya bu süreci akademisyenler nasıl yaşadı? Siz bu iklim, politik iklim hakkında neler söylemek istersiniz? Öyle başlayalım. Şimdi hepimiz biliyoruz. Hani demokratik kamuoyu zaman zaman imzalarla hani sesini duyurmaya çalışır. Ama bu ses bir türlü duyulmaz. Hatta imza atmak artık ya bir işe de yaramayacak ama hani olsun, hani gene de deneyelim noktasına ulaşmıştır. Değişik nedenlerle imzalar toplanır. Ama sesimizi duyurmakta zorlanırız. Bu kez ilginç bir durum gerçekleşti. 11 Ocak tarihi itibariyle imzamız birden değer kazandı. Aslında böyle değerlendirmek gerekiyor. Demek ki değerli bir imzaymış, değerli bir çalışmaymış ki bu kadar ses getirdi ve arkasından bu kadar şiddete ve baskıya hedef oldu. Tabii önemli bir metindi aslında o. Bu suça ortak olmayacağız demek bu topraklarda kolay kolay söylenebilen sözlerden değildir. Çünkü sürekli suçlar işlenir ve o suçların işlendiği ya hiç fark edilmez ya da insanlar görmezden gelir ve halının altına süpürür suçları. Bu kez üstelik de önemli sayıda akademisyen bu suç ortak olmayacağını dile getirdi. Öncelikle çok kıymetli bir işti. Hep beraber yaşananlara sessiz kalmama noktasında önemli bir adım atılmış oldu. Tabii arkasından çok kısa sürede hem işte Cumhurbaşkanı'nın bizleri dikkate değer bulmasıyla hem mafyanın bizi dikkate değer bulmasıyla birlikte Türkiye kamuoyunda da haberdar olunan bir imza oldu ilk defa. Hani kamuoyu genellikle bizim imza attığımızı bile fark etmez. 3-5 kişi hani kendi arasında tartışır. Sonrasında tabii üniversiteler hızla girişimler başlattılar. Hakkımızda soruşturmalar başladı. Devlet üniversitelerinde çalışanlar için süreç biraz daha hani soruşturma aşamasında sınırlı sayıda açığa alma falan düzeyindeyken tabii özel üniversiteler özellikle bunu fırsat bildiler ve sözleşme iptalleriyle, işten çıkarmalarla
nasıl güvencesiz bir çalışma ortamı yaratmış olduklarını da hepimizin gözünün önüne serdiler. Dolayısıyla ortada bir başka suç daha vardı. Güvencesiz çalışma ortamına yol açan özel üniversiteler sorunu. Doğrusu hani öğrencilik yıllarımdan başlayarak özel üniversitelere karşı olan biri olmuş olmam nedeniyle ha işte budur tablo deme olanağı da sundu. Ama tabii devlet üniversiteleri çok gecikmediler. Onlar da güçlü bir takım olanaklar, yollar arıyorlardı. Bu olanağı bize ve devlete yaratan da tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Böylece OHAL süreciyle birlikte kanun hükmünde kararnameler bizi üniversitelerin dışına çıkartmak için hızla davrandılar. 1 Eylül itibariyle de ilk ihraçlar başladı. 2016 1 Eylül'de. Evet, evet. 1 Eylül 2016'da. Sonrasında ardı ardına artık biz her cuma gecesi ya da cumartesi sabaha karşı kanun hükmünde kararname bekler olduk. Hatta şimdi yeni bir kanun hükmünde kararname bekliyoruz. Çünkü ihraçlar ve belki hani neydi o film camı, cam filmi. Cam. Ben çünkü şöyle demiştim, çok kıskandım. Çünkü kar lastiği kararnamesiyle birlikte atılan arkadaşlarımız oldu. İşte böyle absürt bir takım kararnameler de çıktı işin içinde. Dolayısıyla bize de absürdite kalmadı. Hani bizi kanun hükmünde kararnameyle attıklarında hangi absürt kararnameyi bizimkine eklemlenecekler diye de böyle hafiften gülümser olmuştuk. Şimdi işte cam filmi kararnamesi çıkabilir ya da başka belki Zarrab'la ilgili bir kararname çıkarabilirler. Hani Zarrab'ın adını anmak konusunda sınırlamalar getirerek ama yeni birini bekliyoruz. Tabii bu arada üniversitelerin soruşturmalarıyla ilgili de ilginç yaklaşımlar oldu. Bazı üniversiteler açığa aldılar. Akademisyenleri açığa aldılar. Ders vermediler. Ders vermediler. Yani tamamen açığa aldılar kamu görevinden. Yani devlet üniversitelerinden söz ediyorum. Tabii özel üniversiteler zaten hemen dışlayarak süreci ilerlettiler. Aslında özel üniversiteler arasında farklı davranan birkaç üniversite olmuştu. Ama onlar da bu baskılara uzun süre dayanamadılar muhtemelen ki onlar da sözleşmeleri yenilemeyerek kervana katıldılar. İstanbul Üniversitesi'nde ilginçti. Aramızdan sadece birkaç kişiyi kanun hükmünde kararnameyle attılar. Yani kanun hükmünde kararnameye girdi İstanbul Üniversitesi'nden, kaç merkez kampüsten. Ama sınırlı sayıdaydı yani genel toplamın içinde 7 kişi sanıyorum yanlış anımsamıyorsam. Onun dışında 50'nin üzerinde imzacı vardı. İlk soruşturmayı başlatan üniversitelerden biriydi İstanbul Üniversitesi kendi nasıl içinde. Nasıl sonuçlandı hocam? Sonuçlandı mı? Evet sonuçlandı. Yeni sonuçlandı daha. Geçtiğimiz haftalarda... İki hafta oldu sanırım, evet. İki hafta önce kınama cezasıyla cezalandırıldığımızı öğrendik. Öğretim üyesine yakışmayan, öğretim üyesi vakarını sarsan davranışta bulunmaktan kınadı bizi üniversitemiz. Tabii diğer üniversitelerin hani cezalandırma pratiklerine baktığımızda, örneğin kamu görevinden çıkarma cezası önererek gönderdiler pek çok üniversitede soruşturma sonuçlarında. Bizde hani kınama tabii çok gerçekten hafif bir ceza evet, olarak yani tanımlanıyor. Evet yani İstanbul Üniversitesi yani şimdi burada bunu da altını çizmek gerekiyor. Demek ki burada önemli yani iyi bir sınav vermiş gibi gözüküyor. Yani kötünün ama iyisi. Kötünün iyisi ilk başlarda diyelim. Da 7 kişi ya da 8 kişi. Ama o kanun hükmünde kararnameyle mi? Kanun hükmünde kararnameyle. Yani ona İstanbul Üniversitesi'nin bir etkisi oluyor mu yani? Nasıl? Tabii herkes topu birbirine atıyor bu süreçte. Yok diyor ki bize rektörler isim bildiriyor. Rektörler diyor ki bizim hiçbir ilişkimiz yok, yok bildiriyor isimleri. Sonuçta kimin hani bu listeleri hazırladığı, kimin kimi attığı belirsiz aslında. Gayet karanlık, şeffaf olmayan bir şekilde oluyor. Tabii imzacıların dışında atılan insanlar da var İstanbul Üniversitesi'nden. Hani değişik bu özellikle Gülen cemaati, evet, evet FETÖ soruşturmaları adı altında atılan meslektaşlarımız da var. Dolayısıyla hani onların da sayısı
belli bir yekün tutuyor tabii İstanbul Üniversitesi'nde. Ama hani imzacılar üzerinden konuştuğumuz için imzacılar evet sınırlı sayıdaydı İstanbul Üniversitesi'nde. Tabii bu bizim soruşturma sonucu geldi. Eş zamanlı olarak bu arada hakkımızda iddianameler hazırlandığını ve davalar açıldığını öğrenmiş olduk biz. Bu davalarla birlikte de şu anda İstanbul'daki üniversiteler de imzacı olanların neredeyse tamamının iddianameleri hazırlanmış ve dava tarihleri verilmiş durumda. 130'un üzerinde imzacı akademisyen hakkında şu anda dava açıldı. Başlıyor 5 Aralık'ta sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Peki şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi imzacılardan biri Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. O da Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Onun duruşması da yanılmıyorsam 8'inde ama İbrahim Hoca hatta mı acaba diyebiliyor mu bizi? Evet hattayım. Hocam iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Şöyle size devam edelim. Biz programı açtık. Az önce Şevdem Hoca konuşuyordu. Bir virgül koyduk onunla olan sohbetimize. Size dönmek istedik. Şimdi Aralık ayında 5 Aralık'ta duruşmalar başlıyor. Sizin duruşmanız hangi gün olacak acaba? 21 Aralık günü olacak. Evet 21 Aralık'ta olacak. Peki hocam yani siz kanun hükmünde kararnameyle üniversiteden atılan akademisyenlerden birisiniz. Yurt dışına çıkış yasağı var galiba yani sizde ve atılan herkeste. Bu süreç nasıl geçiyor? Yani akademisyenler açısından bu dönem nasıl geçiyor? Sizin ağzınızdan biraz dinleyebilir miyiz? Ve nasıl hazırlandınız? Nasıl bir savunma yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle tabii bu süreç esasen başından beri yani 11 Ocak 2016'yı izleyen günden itibaren bu bildiriye ve bildiriye imza atanlara, onu onaylayan kişilere yönelik olarak estirilen bir terör, devlet temsilcileri tarafından yürütülen bir terör dalgası esasen dalga dalga ilerledi. GK ZD'lere kadar, onların ek listelerinde yer alarak bütün haklardan yoksun kılmaya kadar üniversitelerde geçen sene tamamen kanuna ve anayasaya aykırı disiplin soruşturmalarıyla, esasen o disiplin soruşturmaları dosyaları kapatıldığı halde 15 Temmuz darbe girişimi ve onun akabinde ilan edilen o hal fırsat olarak kabul edilerek o dosyalar yeniden açıldı. Savcılıklar yeniden harekete geçirildi ve bu davalarda esasen herhangi bir hukuki temeli olmadığı halde zorlama yollarla kimisi terörle mücadele kanunu 7/2, kimisi 301'e göre ama hepsi zorlama ve politik nitelikli iddianameler hazırlanmış olarak bu dava açıldı. Yani bu süreç nasıl geçiyor sorusuna kısaca yanıt. Devlet organları tarafından özellikle Ankara'nın manipüle etmesiyle mahkemeler aracılığıyla son aşama tabii bu. Fikir suçu nasıl ihdas edilir? Fikir suçu nasıl kurulur? İşte şu anda ağır ceza mahkemeleri bunun için kullanılıyor. Öyle ki bir tek metin var, yarım sayfalık bir metin ve burada 1000 üzerinde imza var. Eğer suç ise, bu metin suç teşkil ediyor ise, o zaman bu kişilere karşı ortak dava açılması gerekiyor. Bu bile yani... Neden hocam ortak dava neden açılmamış olabilir? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu aslında belki dayanışmayı kırmak için, belki dikkatleri dağıtmak için bilemiyorum ama teknik açıdan madem ki bu metin suç olarak kabul edildi, o zaman bu metne karşı dava açılır ve o metni imzalayanlar inkar etmediğine göre
biz bunu onaylamadık, imza demeyelim buna, rıza vermedik demediklerine göre ve tamam biz buna rıza gösterdik, onay verdik diyenler bunun sorumluluğunu kabul ettiğine göre o zaman süreç böyle işletilir. Bu o kadar garip bir durum ki esasen mahkeme ekonomisi dediğimiz adaletin iyi yönetimi, usul ekonomisi bu kurallara da aykırı. Yani bu teknik bir konu şey açısından ama teknik konu bile bu şeyi ortaya çıkarıyor, teşhir ediyor bu davaya nasıl yaklaşıldığını, politik sahipte yaklaşıldığını teşhir ediyor. Çünkü teknik bir konu bile araçsallaştırılıyor politikacılar tarafından ki esasen vahim olan durum bu tabii ki. Bu şunu gösteriyor, hani gerçekten böyle bir barış talebini içeren, yani şiddetin sona erdirilmesini talep eden ve barışın tesis edilmesini içeren bir bildiri nedeniyle mesleklerinden edilmesinin ötesinde yüzlerce kişinin buna bağlantılı olarak birçok yaptırımın uygulanması, yurt dışı yasağı dahil olmak üzere ama mahkeme kapılarının tümüyle kapatılması, ama bunlar da yetmezmiş gibi 5 yıl 7 yıl gibi cezalara çarptırılmak için davalar açılması, zannediyorum Türkiye'nin şu anda yönetimini, yönetim anlayışını ve uygulamasını hangi sözcüklerle, hangi deyimlerle adlandırmak gerekir konusunda çok aceleci davranmamak gerekir ve çok böyle hafif şeylerle, deyimlerle, otoriter rejim, totaliter rejim gibi bunlarla hafife almamak gerekir. Çünkü böyle bir uygulamanın anayasa hukuku ve siyaset bilimi tarihinde olduğunu zannetmiyorum. Türkiye böyle bir durum hiç yaşamamış değil mi? Yani 1402'liklerle ilgili 12 Eylül'den sonra bir dava vardı ama ondan da daha farklı bir durum var. Yani daha doğrusu Türkiye'de akademisyenler devletin benzer gadrine uğramışlardı. Yani bu diyelim herhalde CHP'nin tek parti olduğu dönemlerde de bir takım akademisyenlere uygulanmış davaları hatırlıyorum ben. 12 Eylül'de bu da vardı ama yani bu karşı karşıya olduğumuz şey herhalde bunların hepsinin toplamından çok daha büyük bir durum herhalde. Tabii çok daha büyük bir durum. Çünkü sadece Türkiye'de ilk değil, belirttiğim gibi hani anayasasında demokratik hukuk devleti yazan hiçbir devlette böyle bir tablo ile karşılaşılmış değil. Kaldı ki mesela bazıları Hitler gibi mi der? Hayır, Hitler rejiminden uzaklaşan birçok öğretim üyesi, bilim adamı Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de bilimin gelişmesine katkıda bulundu. Şimdi burada kanun hükmünde, kararname, ek listelerde adları yer alan yüzlerce kişi, pırıl pırıl insanlar, bilim insanları pekala eğer kendilerine Türkiye'de çalışma olanağı tanınmıyor ise Avrupa üniversitelerinde bunlara yeni kapılar açılır ve esasen Türkiye'de değil genel olarak dünya ölçeğinde bilimin gelişmesine katkıda bulunabilirler ve bunlar insanlığın ilerlemesine katkıda bulunabilecek kişiler. Şimdi öyle ki o kadar büyük ve zincirleme yaptırımlar uygulanıyor ki bu kişilere, hani burada yaptırım uygulanması, burada kamu görevinden alıkonulması, hiçbir biçimde resmi bir görev verilmemesi bir yana, dünya genelinde de bunlar görev yaptırılmamak suretiyle tamamen yaptırıma tabi tutulmuşlar ve bir bakıma hani bilim soykırımı gibi bir uygulamaya. Hükümete gibi. Yakın bir yazar hocam şey demişti, medeni ölüm diye bir kavram ortaya atmıştı. Bu kavram karşılıyor mu? Yani sanki gerçekten bir, yani bu negatif bir şey olarak söylüyor. Yani kendi lehlerine göre bir şey söylemişlerdi. Böyle bir şey cezalandırılacak demişler ama galiba durum biraz dediği gibi, yani bu bir medeni ölüm. Yani burada akademisyenler ders veremiyorlar, öğrencilerine bir araya gelemiyorlar, yurt dışında bunu yapamıyorlar. Yani kendini, hayatını bilime adamış, eğitime adamış insanlar
İşlerini yapamıyorlar. Başka işler yapmakla mecbur, yani hayatta kalmak için başka şeyler yapmaya zorlanıyorlar. Tabii benim hakkımda da Profesör Alain Bockel Le Monde gazetesinde yazdı. Medeni ölüm diye hakkımda başlığım adımı koyarak, fakat ben medeni ölümden daha öteye bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sizin az önce belirttiğim gibi dünyanın herhangi bir üniversitesinde, herhangi bir bilim merkezinde şey olarak, bireysel veya kolektif olarak çalışma olanağınızı ortadan kaldırıyor. Mesela ben yarın Türkiye'de, Fransa'da önemli bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bu geri kabul antlaşması konusunda yapılacak büyük uluslararası toplantıya Skype yoluyla katılmaya çalışacağım. Yani oradaki tartışmalar, orada bana yöneltilecek sorulara vereceğim canlı yanıtlar, birçok bilim adamıyla tartışma ortam ve olanağı benim için bulunmamaktadır. Ben ancak bu şekilde bir bağlantıyla görüşlerimi ifade edeceğim. Çünkü bu tabii, yurt dışına çıkış yasağınız var. Yani bunun altını çizelim. O yüzden Skype yapmak zorundasınız. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için mesela Sorbon'daki derslerim yarım kaldı. Ve yaz boyu çok önceleri davet aldığım üniversitelerden, özellikle Avrupa'nın farklı ülkelerindeki üniversitelerden aldığım davetlere icabet edemediğim için ya bildiri gönderdim ya da Skype yoluyla katılmaya çalıştım. Dolayısıyla bu benim bugünkü halimle, bu birikimimle Türkiye'yi, özellikle Türkiye'nin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde eğer ben alıkonuluyorsam, birçok meslektaş, benim gibi yüzlerce meslektaş herhangi bir suç işlemedikleri halde hukuk için, insan hakları için, hukuk devleti için mücadele eden yüzlerce kişi, binlerce kişi, darbeye karşı mücadele eden binlerce kişi eğer yurt dışına gidemiyorsa, o zaman yabancılar, Avrupalılar neden Türkiye'deki darbe gerçeğini kavrayamıyor biçimindeki hükümetin sorgulaması havada kalıyor. Çünkü ben herhangi bir biçimde, mesela yarın katılacağım, Skype yoluyla katılacağım toplantıda, herhangi biçimde benim yasaklı olduğumu söylemeyeceğim. Ama onlar biliyor zaten. Ben yine Avrupa Birliği'nin Türkiye ile çok daha yakın ilişkilere girmesini savunacağım. Türkiye'yi bırakmaması gerektiğini, Türkiye'nin bugünkü hükümetten ibaret olmadığını ve Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu, birikimleri olduğunu, bütün bunları ifade edeceğim. Ama tabii ki oradan baktıkları zaman İbrahim Kaboğlu yasaklıdır, herhangi bir suç işlemedi ve bir biçimde hükümeti tarafından gönderilmiyor bir tarafa. Şimdi böyle bir ülkenin imajı anayasasında hukuk devleti yazsa da tabii ki şu anda yapılan siyasal rejimler tasnifinde herhalde yerinin çok çok kötü bir yerde olsa gerek. Hukukla, insan haklarıyla, hukuk devletiyle ilgisi olmayan bir devlet görünümü söz konusu. Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Size iyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür varsa ederim. Varsa son cümlenizi alalım hocam. Tabii ben teşekkür ederim. Ben hemen belirteyim bir cümleyle, belki yeniden bağlantı olanağımız olmaz sayer. Ben tabii ki bu süreci 21 Aralık günü aslında yarım sayfalık bir metinden 17 sayfalık bir iddianame, politik iddianame çıkaran bir zorlama iddianame karşısında Türkiye'nin içine sürüklendiği anayasasızlaştırma süreci ve hukuk dışı süreci mahkeme önünde sergileyerek, anlatarak bir tür kendi iddianamemi de yazacağım, ama İbrahim Kaboğlu adına değil, bütün meslektaşlar adına ve Türkiye'de hukuk devletinin gelişmesi açısından bunu yapmaya çalışacağım. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi akşamlar, yayınlar arkadaşlara da. Sevgiler, selamlar hepinize. Evet, İbrahim Hoca'nı dinledik. Şimdi aslında tabii bu durum toplum tarafından ne kadar biliniyor? Yani ne kadar, nasıl biliniyor? Bunun ne tür tahribatlar yaptığı, yapacağı konusunda kim kafa yoruyor?
Bunların hepsi tartışmalı konular. Aynı şekilde gazetecilerle. Şimdi biraz gazetecileri de bağlamak istiyorum konuyu. Şimdi ikisindeki yürüyüşte, Kadıköy'de yapılacak yürüyüşte gazeteciler ve akademisyenler ve sanıyorum galiba avukatlar da olacak. Beraber yürüyecekler. Şimdi akademi cephesinde bunlar oluyor. Peki medya cephesinde ne oluyor Erol? Yani orada mesela şimdi Sarraf davasını takip ediyoruz. O davayı bir Amerika'da izleyenler var. Onu anlatıyorlar. Bir de Türk basını açıyorsun. Mesela Milliyet gazetesi değil mi? Abdi İpekçi'nin gazetesi. Benim çocukken büyüdüğüm, yani orada çalışmayı hayal ettiğim bir gazete. Bugün mesela bunu görmedi. Yani çünkü aslında orada çalışan gazeteciler bunu yazmak istemiyorlar mı? İstiyorlar. Ama üzerlerinde bir otosansür baskısı var. Yani medyada ne oluyor? Biraz senden onu dinlemek isterim. Yani hem bu bağlamda hem cezaevinde gazeteciler bağlamında Cumhuriyet davası devam ediyor. Özgür Gündem davası devam ediyor. Sizin ortak yargılandığınız nöbetçi genel yönetmen olarak görev yaptığınız ya da bir gün orada oturduğunuz için ikiniz de cezaevinde yattınız. O dava devam ediyor. Nedir gazeteciler cephesinde durum? Şimdi Hilmi, aslında Türkiye'de tanık olduğumuz şey tamamen Türkiye sivil toplum kuruluşlarının, Türk akademi camiasının ve hukuk dünyasının bu zamana kadar yarattığı kazanımların tümden yok edilmesi sürecini yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir büyük hazırlığı yapabilmek için iktidarın zaten 10 yıl öncesinde medyanın, ana akım medyanını ele geçirmeye işe girişmesi şaşırtıcı değil. Yani bugün uluslararası çapta veya Türkiye'de büyük majör bir olay olduğu zaman bizim medyamız tam kutuplaşmış bir şekilde karşılık verir. 10 yıl öncesinden başlayarak iktidarın kontrolü altına aldığı ana akım medya size bambaşka bir gerçeklik çizer. Hiçbir şey yaşanmamış gibi veyahut her şey iftira. Hiç düşünmenize gerek yok. Biz size diyoruz. Bunlar iftira. Düşünmeyin. Boş verin. Yani bunlar zaten vatansever değiller. Bunu yapanlar. Bunlar gayrimilliler algısı ve Türkiye'de hiçbir şey olmamış gibi. Her şey yatırımlarla devam ediyor. Paraya boğuluyorsunuz. Merak etmeyin algısı. Bir de diğer yanıyla aslında yurttaşın asıl ilgilenmesi gereken ve neler çektiğini bilmesi gereken bir gazeteci camiası var ki onlar da yazı işlerinden muhabir düzeyine kadar her gününü adliyelerde geçiren bir çevre. Şimdi ben gelmeden önce hesapladım. Türkiye'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adliyelerde 3 ay içerisinde zaman geçiren gazetecilerin sayısı 301. Bu sadece 301. Sadece yargılanan gazeteciler. Yargılanan. Sadece tutuklu olanlar bir kenara. Türkiye tutuksuz olarak. Tutuksuz olarak yargılananların sayısı 301. 3 ayda. 301 kişi. Mahkeme gezen 301 gazeteci var. Bir de 122 kişilik bir tutuklu gazeteci listesi üzerinde çalışıyoruz. 50 tanesini de bugün sınır tanımayan gazeteciler itibariyle yani kesin kes gazetecilik faaliyetleri içerisinde tutuklandıklarını söyleyebileceğimiz 50 kadar kişi, 20 kişi de araştırılıyor halen. Yani Türkiye aslına bakarsanız hiçbir zaman son 3 yıldır dünyanın en büyük hapishanesi olma sıfatını hiçbir zaman yitirmedi gazeteciler. Gazeteciler bakımından. Akademisyenler kategorisine girerseniz belki başka bir şöhret sahibi de olabiliriz. Fakat Türkiye'de tehdit öyle tek sektörü ele alacak bir tehdit değil. Sanki hiçbir zaman Türkiye'nin insan hakları mücadelesine ihtiyacı olmayacakmış gibi bir şey. Bir tehdit ve bir siyaset yürütülüyor. Dolayısıyla mahkemelerde karşılaştığımız durum da aslına bakarsanız işte 4500 yargıcın yargı sektöründen atılmasıyla birlikte aslında donanımsızlık, endişe. Tabii bunu bu şekilde siz ele almıyorsunuz fakat davaların ağır aksak gitmesi, tutukluluk sürelerinin keyfi bir şekilde uzatılması gibi bir sürü emareyle siz aslında mahkemelerin hiç de sağlıklı yürümediğine tanık oluyorsunuz çok rahat bir şekilde. Cumhuriyet davasını biliyorsunuz. Cumhuriyet davası işte 300-400 gündür sadece işte bilirkişi raporu yok işte Cumhuriyet... 400 gün oluyor. Evet yani işte gazetenin gayretleri
gayrimenkullerini uygun fiyata satıp satmadıkları, yok telefonlarda hangi aplikasyon vardı, 400 gündür bunlar yapılmayacak işlemler mi? Ama bakıyorsunuz mahkemeler aslında Cumhuriyet davası, Zaman gazetesi davası, işte Red Hack davası, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaatlar'ın dosyasında olduğu gibi, Ahmet Altanlar'ın davasında bir bakıyorsunuz prosedür olarak mahkemeler bazı, yani tutukluluğu sonlandırma fikrine hiçbir şekilde sıcak bakmıyorlar. Bugün Anayasa Mahkemesi durmuş durumda. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki keyfi tutuklamalarla ilgili durmuş durumda. Artık Türkiye ile ilgili bir şey olduğu zaman hemen prosedüre yayma işlevini yürütüyorlar. Türkiye'deki insanların hak arayan insanların terk edilmişlik hissi çok güçlü bir şekilde hem mahkemelerde hissediliyor hem de terk edilmişlik hissi hissediliyor. Terk edilmişlik hissi hissediliyor. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi başta olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere Türkiye'nin aslında Türkiye'de anlaşılabilir koşullar olduğuna dair şeyler geliyor. Yani Türkiye bir darbe girişimi yaşadı. Dolayısıyla ya bu kadar da olur. İşte tabii ki oradaki hayatın normal akışına geri dönmesi zaman alacak. Zaman alacak. Fakat bir bakıyorsunuz hükümete 3 defa üst üste işte basit bir savunma vermesi için süre verildiğini görüyorsunuz. Bu insanlar içeride tecrit şartları altında, mektuplaşma yasağı altında, aile ziyaretleri kısıtlı, avukat ziyareti kısıtlılığı altında dört duvar arasında bir yılı aştığını görüyoruz. Konu iyi bir yere aştığını esasen. Yani onu merak ediyorum, sormak da istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde talepler vardı. Ahmet Şık, Cumhuriyet'ten yargılananların davası, Altan kardeşlerin başvurusu vardı. O başvurular bir Ekim ayında değerlendireceklerdi. Sonra bir süre uzatması oldu. Galiba bir süre uzatması daha oldu. Şimdi o süreçte neredeyiz? Ne oluyor orada? Şimdi o süreçte sadece başvuruyu yapanların iddialarının hükümetçe karşılanması aşamasındayız. Dolayısıyla hükümet bu sorulara yanıt vermedikten sonra, kendi perspektifinden olayı, dosyayı aktarmadıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dosyayı görüşmek ve karara bağlama süreci işlemeyecek. Dolayısıyla biz işte darbe girişiminden sonra ne kadar zaman geçti? İşte 16 ay bir süreç. Olağan şartlara bırakılırsa bu dosyaların bir seneden önce oradan çıkmasının ihtimali yok. Dolayısıyla ahim Türkiye'yi demokrasinin tam işler olduğu bir ülke muamelesi yaptığını görüyoruz. Yani o hal olmamış, Fransa'da da o hal var der gibi. Ama Türkiye'de şöyle bir sıkıntı daha var. Fransa'da ombudsman denilen bir kurum var ve bu kurum sivil hayatı da dengeliyor ve kamu hayatını da dengeliyor, denetliyor, o halin ne şekilde uygulandığını gözetiyor. Bizim OHAL komisyonumuz Ocak 2017'de kuruldu, bir senedir tek bir kararı yok. Kapatılan medya kuruluşlarının tek bir tanesi dosyasını OHAL komisyonundan geçiremedi. Dolayısıyla kıyaslanabilecek olan şeyleri kıyaslamalıyız. Fakat tekrar söylüyorum, Türkiye'de bu sürecin bununla kalacağına dair inanç çok zayıf. Yani hele ki siyasi ajandaya, siyasi takvimin 2019'lara endeksli olduğu düşünüldüğü zaman insanlar toplumsal gerginlikle birlikte aslında medya özgürlüğü, gazeteci hakları, işte bu karnenin de daha ağırlaşacağına dair kanaatler oldukça güçlü. Bu sadece günlük olarak görüştüğüm meslektaşlarım, buradaki meslektaşlarım değil, uluslararası gazetecilik örgütleri de Türkiye'deki medya özgürlüğü kriterleri açısından oldukça endişeliler. Bunu söyleyebilirim. Peki hocam, akademik özgürlük ne durumda? Yani şimdi böyle bir tahribat, yani üzerinden buldozer geçmiş gibi oldu akademiyanın. Orada durumda. Bir de tabii şu mesele, galiba İbrahim Hoca şey diye anlattı onu, bilim soykırımı, bilimsel soykırım. Öyle bir kavram kullandı.
kuvvetli bir kavram. Bir gazeteci de şey demişti, ben onu hatırlatmaya çalıştım ama onun çok daha yani medeni ölüm, onun çok daha ötesinde bir şey olduğunu söyledi ama şeyi biliyorum yani eğitim sendilerin bir dayanışması var, sendika onlara yardım ediyor ama hakikaten akademisyenler içinde çok zor bir dönem geçiyor. Yardımlaşma, dayanışma kuvvetli bir şekilde ilerliyor ama yine de zor zamanlar. Hem akademik özgürlükler için hem ekonomik özgürlükler için. Şimdi tabii bugün başlayan bir şey değil akademik özgürlüklerin yok edilme süreci. Bu YÖK'le birlikte başlayan 6 Kasım 1982. 82. Evet. Dolayısıyla yerlerinde yatamaz olsunlar junta liderleri. Maalesef zaten biz akademik özgürlüğümüzü o dönemde yitirmiştik. Ve yeni bir akademi anlayışı 1980 darbesi sonrası Türkiye üniversitelerine yerleştirildi. Tabii buna rağmen karşıt, her zaman karşıtını barındırır ve akademik özgürlükleri var etmeye çalışan, bilimsel kimliğini koruyan akademisyenler de var olmayı sürdürdüler. Zorluklarla, büyük mücadelelerle, zaman zaman bu mücadeleler el vermediğinde işte çok karşı olduğumuz özel üniversitelerin alanına girmek zorunda kalarak, hani biraz daha kendilerine özgür bir ortam sağladığını düşünerek ama aslında onların da çok özgür ortam sağlamadıklarını sonrasında hayal kırıklıklarıyla görerek, çünkü sermaye istediği araştırmayı istediği biçimde sunmaya tabii ki hedefleyecektir. Bütün dünyada da böyle. Aslında dünyada da akademik ortamın özgürlük alanları çok sınırlanmış durumda. Sermaye ve neoliberal politikalarla birlikte artık bütün bilimsel araştırmalar sermayenin gereksinim duyduğu inovasyon alanlarıyla sınırlanmış durumda. Sizin merak ettiğiniz ve araştırdığınız yani akademinin asıl olarak olması gereken alanda çalışma yapabilmek çok kolay değil ama tabii bu dönem özellikle gerçekten bir soykırım boyutuna ulaşmıştır. Hani belki pogromlar falan varken daha öncesinde burada doğrudan bir akademik soykırım da yaşandığını söylemek mümkün. Tabii biz hani barış için sesini çıkaran, bu suçu ortak olmayacak olanlar, hani cezaevine giren arkadaşlarımız da dahil, Esra'lar, Meral'ler, işte Muzaffer ve Kıvanç. Bu sıkıntıları yaşadılar ama özellikle darbe girişimi sonrası, 15 Temmuz sonrası 7000 civarında akademisyenin üniversitelerden atıldığını biliyoruz. Yani KHK'larla atılanlar 7000 civarında. Hani sadece bizle sınırlı değil. Evet, biz 500'lere ulaşıyoruz. 450-500 civarındayız ama çok ciddi bir sayı var. Hani 80'i sordunuz siz. 80 darbesi sonrası 1402 ile atılan akademisyen sayısı 92. Tabii hani oranlandığında akademisyen sayısına belki hani 92 de çok bir rakam diye düşünülebilir ama değil aslında. Çünkü oranlasanız da ne yaparsanız yapın binlerle ifade edilen rakam korkunç. Tabii Türkiye'de darbe dönemlerinde bu süreçlerde hep bunlar yaşanmış. Yani 60 döneminde de 147'likler var. Sonra 80'de işte 1402'likler diye anılan, sayısıyla değil ama yasal düzenlemesiyle anılanlar var. Şimdi bizim işte kanun hükmünde kararnamelerimiz var. Tertip olduk. 678, 679, 685 falan diye giden rakamlar. Tabii bu en fazla hem bilim üretimini ciddi biçimde etkileyecek hem de yetişen genç insanları etkileyecek. Çünkü bu kadar ağır bir baskı, sindirme, yani bu sonuçta bize yönelik değil. Hani evet, bir medeni ve siyasal haklar sözleşmesi çerçevesinde yurttaş haklarınızdan yoksun bırakılıyorsunuz, pasaportunuza bile el konuyor. Hani burada bir yurt dışına çıkış yasağı da değil. Yurt dışına çıkış yasağı hani hukuki bir süreç sanki açılabilirmiş gibi. Ama hiçbir hukuki gerekçe olmadan pasaportunuza el koyuyorlar sizin. O yüzden medeni ölüm tanımlaması bu anlamda medeni ve siyasal haklar yani sözleşmesi kapsamında bir medeni ölüm olarak tanımlanır. Yurttaş değilsiniz.
sizi yurttaş olarak tanımlamıyor. Hani pasaportunuza el koyma eylemiyle birlikte. Yurttaş olarak tanınması, yasal olarak bir şey yapma. Yasa, evet. Yani yasayı aşarak bir şey yapma evet. diyorsunuz değil evet. mi? Evet. Şimdi bugünlerde sağ olsun Tanıl Bora her zaman bana böyle güzel kitap hediyeleri, sürprizler yapar. Gestapo diye yeni bir kitap çıkmış iletişim yayınlarından. Onu okuyorum. Gerçekten hani bu normlar hukuku üzerine, işte yurttaş tanımı, yurttaş kavramı üzerine... Algı dönüştürme üzerine devlet değil aslında millet adına yapıyoruz biz bunları söylemi o kadar tanıdık o kadar birbiriyle ilişkili ki hani nazizmle benzerlik dedi İbrahim Hoca gerçekten çok benzer bir takım yöntemler var işte hani yurttaş olarak tanımama sizin yurttaş kimliğinizi yok sayma. Sizin elinizdeki bütün olanakları ortadan kaldırma. Şimdi bizler, hani İbrahim Hoca da dahil olmak üzere artık emeklilik yaşı çoktan gelmiş. Hani yaş haddinden emekli olacak. O zamana kadar da emeğini üniversiteye, öğrencilere veren insanlarız. Biz belki emekli olacağız. Hani İbrahim Hoca işte emekli işlemlerini başlatır, emekli olur. Ama genç insanlar var. Yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri var. Bu insanlar örneğin tümüyle bu medeni ölüm kapsamında öyle düşünmek gerekiyor. Emeklilik kartları yok zaten. İşe girecekler, SGK uyarı veriyor, KYK ile atılmıştır diye. Dolayısıyla o uyarı nedeniyle işveren ne yapıyor? Tabii ki bu dönemde işini bilen vatandaşlar olarak onlar da ucuz iş gücü olarak kullanıyor o insanları. Asgari ücretten bile daha düşük ücretle çalıştırıyor. Biliyorsunuz hani akademisyen nereden bilsin inşaatta çalışmayı? İnşaatın tepesinde linçten düşüyor. Hani evini geçindirebilmek için başka bir şansı kalmamış durumda. Pazarda işte ailesinin ürettiği malzemeyi satıyor. Balı satıyor, yoğurdu satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. Hani medeni ölüm böyle. Bu insanlar bilim üretebilecekken şu anda tümüyle toplumun dışına itilmiş durumdalar. Eğitim senden söz ettiniz ne kadar iyi. Evet bizim sendikalarımız yani ben de sesliyim hani KESK üzerinden kuralım. Bir dayanışma kurdu. Çünkü bizim sol, sosyalist, komünist insan grubunun bir dayanışma geleneği var. Ama diğer insanların böyle bir dayanışma geleneği de yoktu. Dolayısıyla zaten onların sendikaları da kapatıldı. Aktif sendi galiba bu özellikle öğretmenlerin evet. olduğu sendika. Zaten çok korkuyorlar. Hiçbir dayanışma söz konusu değil. Hatta aileler bile hani Türkiye'de bir gelenektir aile dayanışır. Zaten insanların çok düşük ücretlerle hayatta kalabilmesinin nedenlerinden biri. Yani bu kadar düşük bir asgari ücretle hayatta kalabilmesinin nedeni köyünden kasabasından gelen işte tarhanasıdır, biberidir, kurutulmuş sebzesidir falan. Şimdi o da kalmadı çünkü korku nedeniyle aileler bile birbirlerine destek olmaktan kaçınıyorlar. Böyle bir dehşet ortamıyla karşı karşıyayız. Bu topluma nasıl bir mesaj veriyor? Ayağınızı denk alın, akademide yer almayı istiyorsanız biat edin. Oysa bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar. İtaat ederek bilim yapılamaz. Merak ettiğiniz konuların hiçbiri hiçbir zaman muktedirlerin hoşuna gitmeyecektir. Ontolojik bir ilişki zaten. Var yani orada aslında. Dolayısıyla çok tabii zorlu bir süreç, bir mücadele süreci bu. Kolay olmayacak muhakkak ki. Ama böyle de sürme olanağı yok. Çünkü hani insanlık değerlerinden yana hani toplumun gelişimi hep ileriye doğrudur. Hani zaman zaman duraksamalar, küçük geri çekilmeler olsa bile hani insanlık tarihine baktığımızda hani Galileo evet dönmüyor dünya deyip arkasından ya aslında dönüyor ya da Kopernik işte aslında biz merkezde falan değiliz diyebiliyorlar. Dolayısıyla hani ister istemez dünya ileriye doğru gidecek insanlık tarihi açısından. Ve tabii ki ileriye taşıyanlar her zaman anılacaklar, tarihe geçecekler. Demin bir şey söylediniz, yani esasında İbrahim Hoca da onu söyledi. Yani Nazi Almanyası'ndan daha feci bir durum var dedi.
deme dedi ya da ona benzer bir şey söyledi. Çünkü mesela işte hukukçular, iktisatçılar, Yahudi olup Nazizm'de barınmayanlar, ülkeden hatta Haymatlos denen işte yurtsuz olarak buraya gönderilen insanlar, burada Türkiye'de, Cumhuriyet Türkiye'de, İstanbul Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde çok önemli işler yaptılar. Ama kaçabilenler. Ama şöyle yani, sonuçta o, yani akademisyen olarak söylüyorum. Yani buraya gelen insanlar, gerçi Türkiye'de de şu anda var değil mi? Yani onun Türkiye'den dışarı giden akademisyenler de var ama burada kalanlar feci durumdalar. Yani hani ben şunu anlıyorum. Feci durumda değiller aslında. Şundan feci durumdalar. Şimdi ben gazeteci. 22 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ya biri bana dese ki sen bugün gazetecilik yapamazsın. Ya ben çıldırırım yani. Hani çünkü ben aşkla, iştahla bu işi yapıyorum. Ben kendimi adadığım şey bu. Ve biri diyor ki sana artık sen bunu ne yapacaksın? Başka bir şey yap. Akademisyenler, öğretmenlerin durumu o. Yani hani son dersine giren, okuldan atılan akademisyenlerin o yani heyecanını, üzüntüsünü gördüm. Şu anda da yaşıyorum. Yani elimden alınıyor. Yani onlar o işi yapamıyorlar. Ya en sevdikleri iş. Yani bunların işte doktoralı insanlar bunlar. Yani özel sektördeki birçok işi reddetmişler. Kendilerini eğitime adamışlar. Bilime adamışlar ve sen bunu yapamazsın diyorsun. Yani bu aslında onlara verilen ceza kadar bu topluma verilen de ceza. Yani sen bunları kendi imkanlarına yetiştiriyorsun ve sonra artık yapamazsın. Buraya kadar bitti, 3 aldım. Ne iş yaparsan yap. Kabus bir şey. İşte bunu tersine çevirmek mümkün. Çevirdiler. Akademisyenler dayanışma akademileri kurdu. İşte Eskişehir Okulu var, İzmir Okulu var. Dayanışma akademileri de bu arada galiba iddianamede... Tabii ki var. Var değil İşte mi? İşte tam da neden korktuklarını gösteriyor. Çünkü hakikaten bu dayanışmanın, akademinin aslında üniversitenin duvarlarıyla sınırlı olmamasının, tam da dışarıda açık derslerle çoğaltarak sözü var olmanın yollarını bulmanın bir göstergesi bu süreç. Dolayısıyla bize susun artık ders anlatmıyorsunuz demeleri yeterli değil. Onlar öyle diyebilir ama ben buna uymak zorunda değilim. Akademi her yerde. Pişmanlık göstermediğinizin göstergesi olacak, öyle mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi bu dayanışma mesela gazeteciler açısından da yani gerçekten bir dayanışmadan şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Öz eleştiri yapmak gerekirse de bilmiyorum yapmak gerekebilir. Yani hakikaten hakiki bir dayanışma görüyor musun Erol? Yani sen de hani uzun zamandır gazetecilerin hak arayışının yanındasın, içindesin. Nasıl görüyorsun resmi? Şimdi darbe girişimine kadar olan sürece kadar gazeteci dayanışması sürekli genellikle tutuklu gazeteciler. Yani en radikal şartlarla karşılaştığımızda üst noktaya ve birçok örgütü de kapsayacak şekilde gelişiyordu. Geliştiği zaman da her durumda da Avrupa'daki veya dünyada başka yerde gazeteci eylemlerinin çok üst noktasında bir katılımla Türkiye'de gelişiyordu. Her zaman birkaç bin kişi yürürdük, değil mi? İstiklal Caddesi'nde, Cağaloğlu'nda, valilikte, Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmeden bile gazeteciler adliye provaları yaptılar. Cağaloğlu'ndan Sultanahmet Adliyesi'ne. O zaman bile birkaç bin kişiyi her zaman bulurduk. Dolayısıyla bunu açık bir şekilde görmek gerekiyor. Darbe girişiminden sonra gazeteci dayanışması bir çatlak gördü aslına bakarsanız. O da şu oldu. Çünkü darbe girişimi gibi radikal bir ve gayrimeşru bir olay gazetecileri birbirleriyle politik olarak da birbirlerini tekrardan gözden geçirmeye neden oldu. Dolayısıyla cemaate yakın yayın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin çok ötelere bir yerlerde kendilerini gördüklerini görüyoruz. Hangi medya grubu çevresinde en güçlü dayanışma var derseniz, ben çok öyle çok fazla medya grupları, belki bir ölçüde Cumhuriyet Gazetesi etrafında bir meşruiyetin biriktiğini, insanların gerçekten bu toplumun nasıl bir tehlikeye doğru itildiğini, muhalefetin susturulduğu ve gerçekten gazetecilik yapmak isteyen gazetecilerin hedef alındığı, fikrinin en iyi şekilde yaygınlaştığı bir eylem olarak görüyorum. Fakat eğer hepsini bir arada toplayacak olursa, bir gazeteci kim bütün bu değerleri
kendisinde biriktirir. Ahmet Şık'ı biraz daha öne çıkarırım. Ahmet Şık'ın hikayesinde araştırmacı gazetecinin bastırılması, muhalif değerlerinin susturulması, gazetecilik etiğinin önemi, birçok şeyi bunun içinde barındırabilirim. Dolayısıyla Ahmet Şık'ı ne kadar öne çıkarırsanız her tür eylem de başarıya ulaşır. Fakat bir zemin orada inşa edilebilir. Ahmet Şık gerçekten de gazeteciliğe cesur bir şekilde sarılma şeyi, hissi birçok meslektaşı şey yapıyor, etkisi altına alan bir his ve güç veriyor tabii ki. Yani geleceğini gazetecilikte görenler açısından, onlar bakımından güç veren bir sembol. Fakat tabii bilmemiz gereken bir şey de var. Aslında asıl gazeteciliği yapan birçok gazetecilik merciği var. Evrensel Gazetesi bir sendikacılık mecrası. Sendika haberciliğini öne çıkaran bir gazete. Özgür Gündem Gazetesi Türkiye'nin bir coğrafyasında hiçbirimizin sorgulamadığı, hayatın ne şekilde olduğu, nasıl gündüz olduğu, nasıl gece olduğunun düşünmediğimiz bir yerden haberler getiriyor. Dolayısıyla tabu konularının bir yığını orada bulunuyor. Bugün Özgür Gündem Gazetesi 50 bin lira para cezasına mahkum oldu. Düşünün, yani 10 bin satan bir gazeteye verilen para cezasını düşünün. Habercilik yaptığı için bu cezayı alıyorlar. Sözcü Gazetesi daha iki çalışanı da geçen ay işte bu ay tahliye edildi, Gökmen Ulu. Yani alternatif mecralarında gerçekten halkı bilgilendirmek için gazeteciler ve medya organları, küçük ölçekli diye baktığımız medya organları büyük riskler alıyorlar aslında bakarsanız. Onlar da birbirlerini belirli ölçülerde birbirleri için mücadele etmeye çalışıyorlar. Fakat artık eskiden hatırlarsınız 2010'da İstiklal Caddesi'nde internet sansürünü kınamak için 40 bin kişi yürümüştü İstiklal Caddesi üzerinde. Bugün bir eylem, bir basın açıklaması yapmak için İstanbul'da semt arar oluyoruz. Yani nerede yapsak daha rahat ederiz, şu metni okumamıza daha güvenli olur falan. Şartların da radikal şekilde kötüleştiğini de görmemiz gerekiyor. Peki bir şey soracağım. Yani herhangi bir iyimserlik emaresi, umut ışığı, bir şeyler değişecek, yani yeniden demokrasiye doğru yelken açabileceğine ilişkin herhangi bir emare, işaret, böyle ufukta, his perdesinin arasında falan bir şey görüyor musun hocam? Şimdi tabii emareleri okumak mümkün değil. Hani ben onu söyleyemeyeceğim ama kehanet şunu söyleyebilirim. Yani. Evet, kehanet sorusu oldu. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Mücadele bitmiyor. Mücadeleyi sürdürüyor insanlar bütün baskılara karşı. İşte veliler, acunlar her gün Yüksel Caddesi'nde öğlen ayrı, akşam ayrı gözaltına alınıyorlar. Velinin o kurşuna dizilme görüntülerini andıran görüntüleri hepimizin gözünün önünde. Ve onlar yılmadan orada her gün eyleme çıkıyorlar. Her gün artarak çıkıyor. İşte bir gün İHA'de başkanı da gözaltına alınıyor, çıkıyor Öztürk. Orada onlara destek için. Bir başka gün başka birisi çıkıyor, destek oluyor. Dolayısıyla mücadele asla bitmiyor. Bu mücadele ne kadar çoğalırsa, ne kadar yaygınlaşırsa o kadar etkili olacak. Bugün Fehim Taştekin'in yazısı vardı, görmüşsünüzdür. Bu KYK ile atılan bir polis memurunun yazısını özellikle Selahattin Demirtaş'a yazdığı mektubu paylaşmıştı. Hani uzun zamandır bu kadar etkilenmemiştim doğrusu. Sabah hani çok erken saatlerde gördüm, yazıyı okudum, ağlamaya başladım ben. Yani duygu olarak hani o kadar yoğun bir duygu yaşadım ki hani bütün o yaşadıklarından sonra aldığı yol bambaşka olmuş bir polis memurunun. Kendini sorguluyor, yaptıklarını sorguluyor, özellikle Kürt illerinde yaşadıkları sorguluyor. Polis araçlarının neden beyaz değil de yeşil olmasını sorguluyor. İnsanlar sorgulamaya başlıyorlar, sorgulamaya başladıkça da mücadele çoğalarak gidiyor. Evet, ciddi anlamda eve kapattı insanları, özellikle OHAL süreci. Ama onunla sınırlı değil aslında. Daha Gezi sürecinde başlayan bir polis şiddeti,
bir saldırgan tutum, sınırlama, kendi görüşü dışındaki görüşlere olanak tanımama vardı. Sönmeye başlamışken yeniden bu kez baskı altına alınan grupların çoğalmasıyla birlikte her yerde pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Mücadele sürecek. Evet, baskı artabilir ama mücadele de sürer. Hani nazizm üzerinden gittik. Nazizm de baskısını her alanda genişletti. İnsanları yok etti ve o kadar insanın hani yok edilmesi sürecini yaşadı. Ama bir yandan da içeriden de direnme ve mücadele hep sürdü. Direnen pek çok grup insan ucundan kıyısından bir takım başarılar elde ederek sonunda ortadan kalkmasında da önemli rol oynadılar nazizmin. Faşizmin geriletilmesinde rol oynadılar. Dolayısıyla biz de hani ufukta böyle bir şey görüyor muyuz? Kolay değil. Çünkü bütün araçlar ellerinde, iletişim araçları ellerinde. Şimdi biz işte alternatif araçlarla işte Medyascope, Artı Gerçek ve biz ama ana akım şakır şakır yayın yapıyor ve yalan söylemeye devam ediyor. İstedikleri yalanları söylüyorlar. Bugün söylediklerini yarın yalanlayıp bambaşka şeyler anlatıyorlar ve insanlar sadece ona maruz kalıyor gibi görünüyor. Ama değil, alternatif yollar var. Dün gene vapurda kalkıp neler yaşadıklarını öğretmenler anlattılar bağıra çağıra. Videoyu çektiler ve video bir anda yayıldı. Dolayısıyla hani gittikçe daha çok haberdar olmaya başlıyor insanlar. Gittikçe daha çok soru soruyorlar. Hele canları yandıkça, ki canlarının yanmasındaki önemli etkenlerden birisi de ekonomidir sanırım. Dolayısıyla onu da hissediyorlar. Yani dolar artınca Türkiye'de herkes hissediyor. Çünkü benzininden ekmeğine her türlü malı da çok daha pahalıya almaya başlarken çok daha düşük ücretle çalışmak zorunda kalıyor. İnsanların cebi yandıkça daha fazla düşünmeye başlıyor. Türkiye'de hep böyle cezalandırmışlardır. ANAP'ı yerin altına gömen sonuçta ekonomik krizdir. DSP'li işte diğer grupları yerin altına gömen yine DYP'yi ekonomik krizdir. Kimse DYP faili meçhuller gerçekleştiriyor, İşte Kürt illerinde insanları öldürüyor diye yerin altına gömmedi ama ekonomik kriz olunca gömdü. Acı olan bu tabii ki. Önemli olan hepimizin acısını hissedebilme davranışı geliştirmek. Ama bu dönemde bu kolay değil. Çünkü ciddi bir ahlaki çöküş var. Ciddi bir vicdansızlık süreci yaşanıyor. Bunların hepsi beslendi. Bunları onarmak zaman alacak. Hani bunu bilelim bir kere. Hani aynı gene Nazi Almanya'sındaki gibi insanları ahlaksız, vicdansız ve kötülüğün kolaylığına yöneltti nazizm. Burada da benzer bir süreç işledi. İyi olmak için çaba sarf etmek gerektiğini söylüyor felsefeciler. Dolayısıyla çaba sarf etmesi gerekecek insanların bu çabada yardımcı olmak zorundayız biz insanlara. Aynı soruyu sana sorsam Erol, sen ne dersin? Yani sen umut var mısın? İyimser misin? Geleceğe ilişkin bir takım işaretler, pozitif işaretler görüyor musun? Sokakta nasıl bir, yani vatandaşların reaksiyonunu bir gazeteci olarak, bir gözlemci olarak nasıl gözlemliyorsun? Yani onların yaklaşımını, böyle bir rahatsızlık var mı? Yani bu kadar, yani sonuçta darbe hepimizin karşı çıktığı bir şey. Hiç onda şüphe yok. Tereddütsüz bir şekilde demokrasinin askıya alınmasına hiçbir demokrasi sevdalısı insan böyle bir şeye asla destek vermez. Çünkü önemli olan demokrasinin kurumsallaşmasının. Bunda hiçbir beis yok ve tartışma noktası yok. Ama bir taraftan da bu zemini kullanarak yani bir sürü özgürlüklerde askıya alınmış oldu. İşte televizyonlar, gazeteler kapatıldı, tutuklamalar, sorgulanmamalar, iddianameler, Deniz Yüceli iddianamesi mesela. Evet. Hala yok yani. Yok değil mi yani? Evet. Yok. Dolayısıyla sen manzarayı nasıl görüyorsun? Bir değişiklik var mı? Yurt dışına çıkıyorsun, oradan nasıl, neler alıyorsun? Oradaki insanların Türkiye'yi, daha yeni Viyana'daydın yanılmıyorsam. Evet. Hani Türkiye'ye bakışı soruyorlardır elbette ama onlar ne görüyorlar? Şimdi benim gördüğümle aslında onların gördükleri biraz bir benzeşiyor. Çünkü ben her zaman Türkiye ile ilgili
Hele ki uluslararası etkinliklerde Türkiye ile ilgili bir şey söylediğim zaman her zaman yüzü güleç, dinamik bir sivil toplum hareketi olduğunu söylerim Türkiye ile ilgili. Her zaman. Çünkü başka ülkelerdeki sivil toplumu da gözlemleme şeyimiz oldu. Pozitif, her zaman pozitif. Karşında iki davadan yargılanan Şebnem Korur'un Fincancı var. Ama atkısının rengarenkliliğine bak. Yani ödediği bedeller itibariyle, Gezi'den bu tarafa düşünecek olalım. Ukrayna'da Kiev meydanına da gitmiştim ben Gezi döneminden hemen sonra. İnanın iki meydan arasında dağlar kadar fark vardı. Gezi'de her şey örgütlenmişti. Sağlık, işte bedava kütüphane, kahvaltı, çevre temizliği, işte sokak eğitmenliği vesaire. Kiev'e gittiğiniz zaman dışarıdan bir kurtarıcı bekliyordu Kiev o zaman, Ukrayna. Türkiye'de sivil toplumun gerçekten bambaşka bir rengi olduğunu teslim etmek gerekiyor. Bir gazeteci olarak Türkiye'de insanı rahatsız eden şey belki şu. Gazeteciler her zaman toplumu bilgilendirirken, yani bilgilenen toplumun da bir refleksini ölçmek isterler. Toplum endişeli mi? Toplum özümsüyor mu? Veyahut toplum değerleri ne şekilde kanalize ediliyor? Bilinç ne şekilde etkileniyor bütün bu haber alışverişi sırasında? Türkiye'de bunun bir türlü insanlarda homurdanmayı sürekli hissedersiniz. İnsanlar bir taksi şoförü, bir nalbur, bir kuru yemişçi, bir bakkal bizden çok daha politiktir ve bizden çok daha şey yapar, kıvrak sözler bulur. Her gün siyasetin içerisindedir o kişi. Fakat gazete satışlarına etki etmez bu. Türkiye 80 milyonluk bir ülke fakat günlük gazete satışı 3,5 milyonu geçmiyor. Televizyondan dizi izlemeyi bir kenara bırakacak olursak ne kadarımız haberden beslendi belli değil. Dolayısıyla böyle bir belirsiz, tuhaf bir durum var. Ama galiba bizim insanımız kararını radikal bir şekilde son anda değiştiriyor. Yani ekonomik göstergeler çok belirgin bir şekilde hayatımıza etki ettiği zaman kararımız o zaman değişiyor. Herhalde kanaatleri biriktiriyoruz. Ondan sonra bu bir siyasi tercih olarak sonradan sandığa yansıyor. Öyle gözüküyoruz. Ama dediğim gibi gazetecilik de aslında alan kaybetti. Eskiden hatırlarsınız insan hikayeleri dediğiniz zaman gerçekten insan hayatı üzerine işleyen bir tür gazetecilik oluyordu. Sokak muhabirliği, kaldırımlardan veyahut darbe girişiminde insan hayatları ne şekilde etkilendi? Veyahut bir öğretmen denize hayatını çocuklarıyla birlikte kendini denize atarken aslında nasıl bir hayatı dönüştürmek istemiş? Siyasi yönelimi bir kenara bırakarak bunu anlamaya ne kaç kişi bu habere erişebiliyor mesela? Veyahut hayat pahalılığı, ekonomik göstergeler, indeks dışında insan hayatı için nasıl bir şeyi var, önemi var? Bunu gazetecilik yapar. Bu farklı standartları gazeteciler yaratırlar. Türkiye'de bakıyorsunuz en iyi gazetecilik modellerini en alternatif, en ekonomik düzeyi en düşük internet siteleri veyahut küçük gazetelerin yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Şebnem'e katılıyorum. Yani Türkiye'de büyük bir cehalete büyük bir yatırım var. En büyük yatırımlar cehalete gidiyor. Bütçelere baktığınız zaman aslında bizde olmayan paraların veyahut bizim hayatımızı, medya organımızı kurtarabilecek paraların aslında daha kolay bir şekilde kimlere gittiğini görüyorsunuz. Ve aslında bakıyorsunuz ki çok iradeli bir şekilde kamuoyu bambaşka bir boşluğa doğru yöneltiliyor. Ben şurada şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi 99 seçimlerinde ben o zaman NTV'de çalışıyordum. Anketlerde MHP gözükmüyordu. Fakat ben hiç Anadolu'ya gittim, Karadeniz'e gittim falan. Gümüşhane, Bayburt falan geziyorum.
HSP'de kimse yok, CHP'de kimse yok, ANAP'ta kimse yok, DYP'de kimse yok, MHP yıkılıyor. Ama gazetelerde MHP yok. Yani zaten 99'da dışarıda kalmışlar. Yani bir önceki seçimde dışarıda kalmışlardı. Evet, mecliste değillerdi, gazetelerde de bir ağırlığı yoktu. Sonra 2002 seçimlerinde, yani AKP'nin iktidara geldiği seçimde anketler yayınlanıyor, öyle çok gözükmüyor ama Erdoğan bir yere gidiyordu, insanlar akıyorlardı. Yani siz ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, onun başka bir dinamiği var. Yani medya, şimdi diyoruz ya, yani medya işte çoğunlukla iktidara yakın grupların elinde ve o işte politikaları o belirliyor ya da orada insanlar oradan besleniyorlar. Ben şunu düşünüyorum, yani ekonomi çok önemli. Yani insanlar önemli ölçüde şu algıda, ya işte evet... Onu da şöyle söyleyeyim, bu eski Maliye Bakanı vardı, vefat etti. Kemal Unak'tan. Unak'tan. Bu bir Mısır İtalya hikayesi vardı, anımsıyor musunuz bilmiyorum. Evet, işte evet. Bir izin çıktı, İzmir Limanı'na işte Mısır geldi, sonra izin ortadan kaldırıldı. Yani iki günlük mü, bir günlük mü ne, yani neye izin verildiği belliydi filan. Ben de o zaman NTV'deyim, bunu haber yapacağım, yani bu anormal bir şey, yani böyle bir şey olur mu filan diye. Fatih Kadınlar Pazarı'na gittim. İşte orada bir dama kahvesi var, konuşuyoruz falan. Dedim ki böyle, işte ne diyorsunuz falan. Hiç beklemediğim bir reaksiyon alıyorum. Yani dedi ki biri, kardeşim dedi, bal tutan parmağını yalar. Bu adamlar çalışıyorlar. Arada da böyle olacak dedi. Şimdi mesela benim için bir şok bir şeydi ama sonuçta insanlar o dönem 2001 krizinden çıktılar. Burada bir hareket var, iş yapılıyor ve bunu göz ardı ettiler diyelim. Ama bu iş ayyuka çıktığı zaman bence bunun bir şeyi olabilir, olacaktır. Yani istediği kadar yayın yapılsın, orada o şey irade bir şey yapacak, oraya doğru gidebilir diye ben düşünüyorum, bilmiyorum. Belki iyimser bir bakış açısı bu ama yani bu kadar baskı, bu kadar bu yaşananlar çok taşınabilir bir şeymiş gibi gelmiyor bana çok uzun sürelerde. İsterseniz son sözlerinizi alalım, yani 1 saat 10 dakika oldu. Hocam, savunmanızı hazırladınız mı? Nasıl bir şey? Yani şimdi İbrahim Hoca da açıkladı. Tam söyledi, hani bir savunma değil, bir iddianame hazırladığını ifade etmişti. Evet, aslında bizler zaten bir savunma hazırlamıyoruz çünkü biz bir suç işlemedik. Tam tersine suç işleyenler bize karşı haksız yere dava açma girişiminde bulunanlardır. Dolayısıyla biz de onlara karşı iddianamelerimizi hazırlıyoruz elbette. O nedenle evet, iddianamelerimiz hazır. Zaten ben bir iddianameye başlamıştım Özgür Gündem davasında. Hani ifade özgürlüğü, insan olmanın gerekleri ve insan hakları kavramı üzerine. Buna devam edeceğim. İnsanlık suçu işlediklerine dair iddianamemizi sunacağız kendilerine elbet. O sen ne dersin son söz olarak? Vallahi gazeteci camiası ve diğer meslektaşlarla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Ben özellikle bütün bu gergin süreçte emeklerini göz ardı edebileceğimiz hukukçu arkadaşlarımıza, hukukçu dostlara özel bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında günler hızlı geçiyor ve biz kendi işimizi yürütürken aslında gerisinden işte bizi çok yakından izleyen, hazırlık yapan, cefamızı çeken avukat arkadaşlar aslında her iyiye giden günün şeyini yapıyorlar, emeğini veriyorlar. İlmik ilmik örüyorlar. İlmik ilmik örüyorlar, belge hazırlıyorlar, cezaevlerine her gün ziyarete gidiyorlar, düşünülebilecek bütün yasal yolları zorluyorlar, inanarak, inanmayarak. Dolayısıyla hani hep biz eğer bir milim ilerliyorsak her zaman onların sayesinde ilerliyoruz ve güvenim de Türkiye'deki duyarlı mesleklerin dayanışması bambaşka. Ben bu geleceğe de inanasım geliyor. Evet, bence ben de yani bu topraklardaki insanların vicdanına hep inanıyorum, hep güveniyorum. Aydınlık bir gelecek umarım hepimizin olur. Evet. Çünkü bu toprakların insanları bunu hak ediyor. Umarım böyle bir şey olur. Bu arada 2 Aralık'ta Kadıköy'de akademisyenlerle gazeteciler birlikte Mehmet Ayvalıtaş parkında toplanacaklar. Ve sözümüz var diyecekler. Bunu da buradan Türkiye'ye duyurmuş olalım. Efendim, bu akşam Erol Önderoğlu,
Şebnem Korur Fincancı ve İbrahim Kaboğlu ile beraber akademisyenlerin ve gazetecilerin davasını masaya yatırmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bizler sizlere iyi akşamlar diyoruz. Size çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar.